Şeker ve beyin arasındaki ilişkiyi incelemeden önce o anı hatırlayalım. Tulumba tatlısını ağzınızın içerisine attığınız ve dişinizin ilk darbesiyle patlayan tatlıdan çıkan şerbetin dilinizin üzerinde yayıldığı o mükemmel andan bahsediyorum. Eğer bir şey size bu kadar mükemmel bir his yaşatıyorsa, unutmayın ki üzerinizdeki etkisi de epey bir büyük olacaktır. Tıpkı alkol, sigara ve madde bağımlılığında olduğu gibi söz konusu şeker olduğunda da bir tür bağımlılıktan söz edebiliriz. Bunun altında yatan en önemli dinamik beynimizin şekere olan ilgisidir. Çünkü şeker beynimizdeki dopamin ve ödül merkezi üzerine oldukça etkilidir. Özetle bir şey ödül merkezinizi etkiliyorsa ona bağımlı olma ihtimaliniz çok ama çok yüksektir. O nedenle etrafınızda pırasa bağımlısı birini göremezsiniz. Çünkü pırasanın dopaminle işi olmaz. Peki şeker dediğimiz şey tam olarak nedir? Çünkü birçok insanın aklına şeker dediğimizde beyaz toz şeker gelmektedir. Ama durum hiç de öyle değil. Bunu anlamak için kısa bir market turu yapmakta fayda var. Bir ürünün etiketine baktığınızda şeker yazısını doğrudan görebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama birçok firma ürününün içerisinde şeker olduğunu açık bir şekilde paylaşmak istemez. Şekerin birçok formu ve bu formlara göre de bir sürü adı bulunmaktadır. Bu kadar çok isim olunca ürünün içerisinde ne kadar şeker olduğunu tespit etmek gerçek bir uzmanlık ister. Mesela kaçınızın aklına ketçap şişesinin etiketinde şeker aramak gelir? Sosisin ya da yoğurdun içerisinde şeker ne gezer ki? Aslında tek tek saymaya gerek yok. Kabaca marketteki rafların 4'te 3'ünde şekere rastlama ihtimaliniz oldukça yüksektir. Gelin bu meseleyi daha yakından inceleyelim. Şeker kelimesi genel anlamda birçok dilde benzer şekilde ifade edilmektedir. Marketten aldığınız tatlı yiyecek ya da içeceklerin etiketlerine bakarsanız glukoz, fruktoz, laktoz, maltoz, sükroz gibi sonu oz ile biten bir sürü kelime görürsünüz. Bir kelimenin sonunda oz eki gördüğünüzde büyük bir ihtimalle o kelimenin şekerle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Şekerler sindirim sistemimizde parçalandığında elde ettiğimiz en basit şeker yapısına monosakkarit denir. En çok bilinen monosakkarit glukozdur çünkü glukoz vücudun enerji için kullandığı en temel formdur. Soframızdaki şekere ise sükroz denir. Sükroz, glukoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşan disakkarit bir moleküldür. Buradan da anlayacağınız üzere monosakkaritler birleşerek disakkaritleri. Onlar da birleşerek polisakkaritleri ve nihayetinde karbonhidrat olarak bildiğimiz yapıları meydana getirirler. Yani karbonhidrat dediğimiz şey aslında şeker yapılarının bir araya gelerek oluşturduğu genel moleküllerdir. Her ne kadar şeker kelimesi aklınızda tatlı bir şeymiş algısı yaratsa da aslında bir karbonhidrat olduğunu ve birçok gıdanın yapısında bulunduğunu unutmayın lütfen. Yani siz ekmek yeseniz de sindirilmiş olan ekmek bağırsaklarınızdan şeker molekülleri olarak emilecektir. Çok fazla karbonhidrat tabanlı beslenmenin beynimiz üzerine doğrudan ve dolaylı olumsuz etkileri bulunmaktadır. Örneğin hipokampüs bölgesi beyinde hafızanın da oluşmasında rol oynayan önemli bir yapıdır. Aşırı stres ya da travmatik deneyimler beyinde bu bölgeye zarar vermektedir. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre 9-16 yaş arası çocuklarda yüksek şeker tüketimi hipokampüse stres ya da travmatik deneyimler kadar zarar vermektedir. Diğer taraftan yüksek kan şekeri ve insülin direnci sonucu ortaya çıkan diyabet hastalığı vücudumuzun birçok bölgesinde olduğu gibi beynimiz üzerinde de bir takım olumsuz etkiler göstermektedir. Aslında en özet haliyle diyabet beyindeki bunamayı tetiklemektedir. İnsülin direnci oluştuğunda amiloid adlı proteinin beyindeki yıkımı sekteye uğrayabilir. Beyinde amiloid birikmesi Alzheimer'a bağlı demansın özelliklerinden birisidir ve oldukça tehlikelidir. Yüksek kan şekeri sonucu bir takım enflamasyonların oluşumu ve damar sertleşmeleri görülebilir. Son dönemlerde yapılan birçok çalışma yüksek şekerin Alzheimer hastalığını tetiklediğini öne sürmektedir. Örneğin Japonya'da yapılan bir araştırmada yaş ortalaması 60 civarı olan şeker hastalarındaki Alzheimer görülme riski şeker hastası olmayan kişilere göre 2 kat daha yüksek çıkmıştır. Bu arada şeker hastalığının ne kadar erken başladığı da bilişsel bozukluk riski için önemli bir faktördür. 65 yaş öncesinde şeker hastalığına yakalanmak ne yazık ki bu riski yüksek oranlarda artırmaktadır. Peki ülkemizin şeker ile olan ilişkisi nasıldır?
Aslında 2013 yılında yayınlanan Diyabet Atlası'na baktığımızda sonuçların epey bir korkutucu olduğunu görmekteyiz. Hastalığın toplumdaki görülme sıklığına baktığımızda ne yazık ki ülkemiz Avrupa'nın bütün ülkelerinin açık ara önünde ve en tepede yer almaktadır. Görünen o ki uzun yıllar boyunca da zirvedeki bu talihsiz yerini koruyacaktır. O nedenle söz konusu şeker tüketimi olduğunda bunun bağımlılık yaratan ve beynimiz üzerinde önemli etkileri olan ciddi ve tehlikeli bir mesele olduğunu unutmayalım lütfen.